Şimdiki sorumuza bize diyor ki dikdörtgen biçimindeki tahta parçasına şekil 1'deki gibi eşit aralıklarla çivi çakılıp K ve N çivilerinin uçları elastik bir ip bağlanmıştır. Şurada bir ipimiz var. Sonra bu ipi şuradaki çivilere ne yapmaya çalışacak? Taktırmaya çalışacak anladığım kadarıyla alt taraftaki şekillerde. Elastik ip karşı kenardaki çivi uçlarına takılarak şekildeki açılar elde edilmiştir. Buna göre demiş ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi biz bu ABC'nin B, bulmaya çalışalım. Büyüklük küçüklüğünü yorumlamaya çalışalım. Şimdi zaten şurası en kolayı şu ...kısımdan başlayalım. B şimdi burası 2 idi o zaman şurası 2'dir. Şimdi karşı taraf 6 idi 1 2 3 4 5 6 6 parça ayrıldığına göre burası 3'tür. O zaman biz tanjant B için ne diyebiliriz 3 bölü 2 diyebiliriz. Şimdi mesela ne yapalım C'dekine bakalım şuradan ve şuradan tamamlayalım. Mesela şu açıya alfa şu açıya beta dersem o zaman C ne yapacaktır? Alfa artı beta yapacaktır. O zaman biz tanjant C'yi toplam fark formülüyle bulmaya çalışalım. 1 eksi çarpı. Şimdi tanjant alfa. Şimdi şurası 2 birim. Değil mi arkadaşlar? Şimdi renkliği geçeyim isterseniz. Renk değiştirelim. Burası 2 birim. Burası 1 birim. O zaman tanjant alfa karşı bölü komşudan 1 bölü 2 yaptı. Burası da 1 bölü 2 yaptı. Şimdi tanjant beta. Burası 2. Burası 2 ise tanjant beta da ne yapar arkadaşlar? 1 yapar. Burası 1. Burası 1. O zaman üst taraf ne yaptı? 3 bölü 2 yaptı. Alt taraf ne yaptı? 1 bölü 2 yaptı. Şimdi 3 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye bölerseniz ne yapacaktır? 3 yapacaktır. O zaman bizim tanjant C'miz kaç geldi? 3 geldi. Şimdi biz aynı şekilde A'yı bulalım. Mesela A'yı nasıl üretebiliriz? Mesela şunu şuradan birleştirelim. Şimdi mesela buraya beta diyelim. Şuraya da teta diyelim. Şimdi şurada bir tane üçgen oluştu değil mi arkadaşlar? Bakın burası beta. Şunu şuradan tamamladım. Şurası da teta. Şu açı da A açısı. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Beta artı A açısı teta'ya eşitse A açısı teta eksi betadır. O zaman biz burada yine tanjantını kullanalım. Tanjant toplam fark yapalım sağ tarafta. Şimdi üst taraf eksi olduğu için burası eksi, burası artı, burası da çarpı olacak. Şimdi tanjant teta. Tanjant teta şuradaki üçgendeyiz değil mi? Şimdi çok kaybolmayalım orada. Burası 1, burası 2. Tanjant teta ne yaptı? 2 yaptı. O zaman burası da 2'dir. Şimdi burası totalde kaç yaptı? 3 mi yaptı? Bir, şimdi şu noktadan nereye kadar? N'nin bir tık ilerisi P'ye kadar geliyor galiba. 1, 2, 3, 4 yaptı. Pardon burası 3'müş toplam 4 yaptı. 2 bölü 4'ten de 1 bölü 2'dir burası. Burası da 1 bölü 2'dir. Şimdi şurası artı şurası çarpıydı değil mi? O zaman üst taraf ne yapar? 3 bölü 2 yapar. Alt tarafta 2 yaptı. Buradan da oranladığın zaman 3 bölü 4 geldi. O zaman tanjant ağımız da kaçmış? <laughs> Zoru en sona bıraktım doğal olarak. 3 bölü 4'müş. Şimdi baktığınız zaman hani açı büyür değer büyürdü tanjantta. O zaman dikkatli bakarsanız tanjant C diğerlerinden daha büyük. Tanjant B de tanjant A'dan büyük. O zaman biz bunlar içerisinde A küçüktür B küçüktür C sıralamasını yapabiliriz. Doğru mu? Aynen. Şimdi üçü de pozitif geldiğine göre dar açılardır. Şimdi biz bunları ne yapalım? Şıklardaki ifadelere bak bakarak hareket etmeye çalışalım. Tanjant C, C büyüktür, B büyüktür. Bak ikinci öncülümüz doğrudur. 2 demeyeni gönderelim. O zaman A şıkkı ile C şıkkı gitsin. Şimdi üçüncü de tanjant C. Sinüs C, kosinüs C demiş. C açısı bakın en büyük açımı tanjant C 3. Şimdi tanjant C'nin 3 olması ne demek? Sinüsün, kosinüsün kralı gelse tanjanttan daha büyük gelemez. Tamam o zaman bir üçgende tanjant C büyüktür. Okey bu kabul. Yani aslında C açısı nereden büyük olmuş oldu? 45'ten büyük olmuş oldu. Şimdi sinüs C, kosinüs C kıyasını yapalım. Ee, açı büyük açı yani 45'ten büyükse atıyorum mesela 50 derece olsun. O zaman bize 3. öncül diyor ki sinüs 50 büyüktür kosinüs 50'den diyor. Evet kosinüs 50 yerine biz ne yazalım? Sinüs 40 yazalım mı? Yazalım. E, sinüs 50 sinüs 40'tan büyük müdür? Büyüktür. O zaman 3. üçüncü öncülümüz de doğrudur. O zaman 3 demeyeni gönderelim. O zaman birinci öncül de doğruymuş. Şimdi açı büyüdükçe kosinüste sonuç ne oluyordu? Küçülüyordu. O zaman C en büyük açı olduğuna göre en küçük değeri kosinüs c olacak. A en küçük olduğuna göre bakın A küçük B küçük C'de. o zaman en küçük açı aysa en büyük kosinüs değeri A'da iken olur. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Edirne gelir diyebiliriz. Tek tek hepsinde ne yaptık? Tanjan toplam fark yaptık. 3 tane toplam fark sorusu uzun ama gerçekten de güzel bir soruydu. Şimdi x bir gerçel sayı olmak üzere böyle bir ne yapmış? Oran vermiş. İfadesinin tanımlı olduğu aralıkta en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi biz şu tanjant x'i sinüs x bölü kosinüs x diye açsak. Aynı şekilde tanjant 2x de sinüs 2x bölü kosinüs 2x diye açsak ve 1 ile toplasak alt tarafta neydi? Sekant yani 1 bölü kosinüs ne yapacaktır arkadaşlar? 2x yapacaktır. Şimdi 1 bölü kosinüs 2x yukarı gittiğinde ne yapacak? Ters çevirip çarpılacak. Yani ben cos 2x parantezinde şuraya onu ne yapacağım? Dağıtacağım aslında. Şimdi dağıttığımızı düşünelim. Sinüs x bölü kosinüs x çarpı sinüs 2x bölü kosinüs 2x artı. Şimdi biz hem buna dağıtacağız hem de buna dağıtacağız. O zaman burada bir tane daha neyimiz olacak? Kosinüs 2x'imiz olacak. Doğru mu? Şimdi ne olsun ne olsun. Şimdi şuradan maviye geçeyim. Şu cos 2x ile cos 2x birbirini götürsün. Şimdi devam edelim bakalım. Üst tarafta sinüs x var. Şuradaki sin 2x'e açmaya kalksak 2 tane sinüs x kosinüs x diye açsak bölü alt tarafta bir tane kosinüs x kaldı. Artı şu kosinüs 2x de aynen tutayım şimdi. Bir sonraki hamlede bakalım ne çıkacak karşımıza. Şimdi sadeleştirme yapalım. Şu kosinüs x'e kosinüs x gitsin. O zaman bizim elimizde ne geldi arkadaşlar? Şurası geldi. Yani 2 sin kare x geldi. Artık kosinüs 2x geldi. Şimdi bu ifadede ne yapalım? Şu kos 2x'i sinüs yardımıyla açmaya çalışalım. O zaman burası nedir arkadaşlar? 1 eksi 2 sin kare x'tir. O zaman 2 sin kare x artı 1 eksi 2 sin kare x'ten bunlar birbirini götürür. Bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? 1 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Şimdi sorumuz da bize diyor ki Ebrar karşılıklı kıyıda birbirine paralel olan nehri A noktasından başlayıp şimdi D noktasına uğrayarak geçecektir. Bunun için kendisine doğrusal yollar kullanarak iki rota belirlemiş. A'dan D'ye gitmiş, D'den B'ye gitmiş ya da D'den sonra ADC'yi doğrusal olarak devam ettirerek C noktasına varmış. Doğru mu? ADC'yi de doğrusalmış. Şimdi ben o şekil biraz daha burada biz detaylı çizeyim. Şöyle ikisini aynı şekil üzerine yerleştireyim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde mesela yerleştirdiğimizi düşünelim. Şimdi burası A noktası. Tam şurası D noktası. Şurası da C noktası olsun. Şimdi Ebrar burada ADC doğrusal değil de bu tarafa doğru kırdığını düşünelim. Şu tarafa doğru kırmış. O zaman burası da ne yapmış? B yapmış diyelim. Şimdi bu ikisi birbirine eşitmiş. Peki bakalım. Şimdi sonra bakın şurada bir tane şöyle bir paralel çekmiş. Biz de şuradan bir tane paralel çekelim dediğini anlamaya çalışalım. Şimdi rengimizi değiştirelim. Şu açı alfaydı. Şimdi bu paralelse o zaman yöndeşlikten burası da alfadır şu açının tamamı 2 alfaydı. Yani şu açının tamamı 2 alfaydı aslında. O zaman buraya da ne kaldı? Alfa kaldı. Şimdi orada bir iç ters açı var. Bu alfayı buraya taşıyabilirim. Doğru mu arkadaşlar? Bir de bana demiş ki B, C, C noktalar arasındaki uzaklık 5 birim. O zaman buraya da 5 yazdım. Şimdi biraz daha böyle sol taraftakini daha büyütemediğim için ben biraz daha büyük olsun istedim. Şimdi alfa alfa olduğuna göre şurası da eşittir. O zaman burası da kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Hatta burası da 5'tir. Şimdi şuradan bir tane dik attım. Dik attım ve dedim ki şu noktanın D yani bu birinci kıyı değil mi? Bu birinci kıyı. Birinci kıyı uzaklığı mesela burası K olsa karşı bölü hipotenüsten sinüs alfayı kullansam sinüs alfa ne yapacaktır? K bölü 5 yapacaktır. O zaman K dediğimiz şeyine geldi? 5 sinüs alfa geldi. Burada bir şey söylemiş. Kıyılar arasındaki en kısa uzaklık 11 sinüs alfa demiş değil mi? O zaman ben bunu devam ettirsem. Şimdi şurada da bir parça var. şurada da devam ettirdiğimde. Şimdi burası 5 sinüs alfa ise burası 6 sinüs alfa kaldı. Şimdi şurası alfa, şurası alfa, şu açıda 2 alfa. Şimdi şurada bir tane üçgen oluştu gördüğünüz gibi. Yani ne diyelim sinüs 2 alfa karşı bölü yani 6 sinüs alfa bölü hipotenüs yani 5. Sinüs 2 alfayı açarsak ne olur? 2 sinüs alfa kosinüs alfa yapar. Bu da ne eşittir arkadaşlar? 6 tane sinüs alfa bölü 5'e. Şimdi beraber bakalım. Şimdi buradan sinüs alfalar karşılıklı olarak sadeleşsin. O zaman 10 tane kosinüs alfa 6. Buradan kosinüs alfa ne yaptı arkadaşlar? 6 bölü 10'dan 3 bölü 5 yaptı. Kosinüs alfanın 3 bölü 5 olduğu yerde bir tane dik üçgen çizerseniz burası 3, burası 5 ise burası alfa ise burası 4'tür. Sinüs alfayı da kaç bulursunuz? 4 bölü 5 bulursunuz. Doğru mu? Peki bakalım. Bize ne soruyor? D noktasının birinci kıyı olan en kısa mesafesi. Yani bize şurayı soruyor galiba. Yani K'yı soruyor. Yani 5 sinüs alfayı soruyor. O zaman sinüs alfada neydi? 4 bölü 5'ti. O zaman 5 çarpı 4 bölü 5'ten. 5'ler birbirini götürür. Cevabımız ne olur? 4 olur diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C'handır. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki ABC bir dik üçgen diyor. Dik kenarları da kos alfa ve sin alfa vermiş. ABC üçgenin alanı 1 bölü 8 birim kare demiş. Şimdi bu üçgenin alanı nasıl bulursunuz? Kos alfa çarpı sin alfa bölü 2 ile bulursunuz. Bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 8'e. O zaman şuradan bir sadeleştirme yapalım bakalım. Şu 2 ile 8 sadeleşsin 4. O zaman kosla sinin çarpımı ne geldi? 1 bölü 4 geldi. Şimdi e, ee, burada Pisagor yaptığınızda mesela buraya k derseniz k kare eşittir c kare artı s kare gelecek midir? O zaman k kare ne geldi? Kos kare artı sin karenin 1 olduğu durumda o zaman hipotenüs 1 geldi. Bana ne soruyor? ABC üçgenin çevresini. Yani 1 artı kos alfa artı sin alfa nedir diye soruyor. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. Kos alfa artı sin alfanın parantez karesini bir alsam. Bizim bunu biliyor olmamız lazım. Yarım açıda da karşımıza geliyor. Değil mi? Ben bunun karesini alırsam ne gelecek? Cos kare gelecek. Sin kare gelecek. Bir de iki tane sin ile cos'un çarpımı gelecek. Şimdi cos kare artı sin kare nedir? Birdir. Artı bakın cos ile sin'in çarpım 1 bölü 4'tü. O zaman iki tane 1 bölü 4 geldi mi? Geldi. O zaman ne oldu? 1 artı 1 bölü 2 oldu. Burası da kaç yaptı? 3 bölü 2 yaptı. Yalnız burası nedir? Cos artı sin'in parantez karesidir. Bakın biz onu bulduk değil mi? Kos artı sinin parantez karesini 3 bölü 2 bulduk. O zaman biz kos artı sine ne diyelim arkadaşlar? Kök 3 bölü kök 2 diyelim. Ya da payda eşitlersek ya da eşlenik çarpımı yaparsak ne olacak? Kök 6 bölü 2 olmuş olacak. Yani burası ne yaptı? Kök 6 bölü 2 yaptı. 1 artı kök 6 bölü 2. Ya da payda eşitlerseniz 2 artı kök 6 bölü 2'dir. Bizim doğru cevabımız. Şimdi şıklarda bunu bulamayacağız. Doğru mu? O zaman şıklarda benzetmeye çalışalım. Mesela bakın şu D şıkkı oluyor galiba. 2 kök 2 bölü kök 2 1. Kök 3 bölü kök 2. O da kök 6 bölü 2 yaptı. Evet D şıkkı bizim doğru cevabımızdır diyebiliriz. Bu da sorumuzun çözümüydü. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki aşağıdaki şekilde bir ucu A noktasına sabitlenmiş doğrusal üç tahta parçasının görseli verilmiştir. Mesela isim verelim. Burası A olsun. Burası B olsun. Burası da A olsun. Mesela buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Açı olarak buraya da teta diyelim. Şimdi şöyle düşünecek olursak şu üçgenden hesap yapacak olursak A ile teta'yı toplarsak ne yapıyor arkadaşlar? Beta yapıyor. O zaman A'sı ne yapar? Beta eksi teta yapar. O zaman ben buradan tanjant hesabı yapabilirim. A'nın tanjantını toplam farktan bulabilirim. Tanjant beta eksi teta'dır. Doğru mu? Bir de şuradaki üçgende ben tanjant A'yı kullanabilirim. O da nedir? Karşı bölü komşudan 1 bölü x'tir. O zaman bunlar birbirine eşittir. Şimdi tanjant beta eksi teta yapalım. Şimdi tanjant beta ne geldi? Dikkatli bakalım soruda. Karşı bölü komşu yani x bölü 3 geldi. Peki tanjant teta nedir arkadaşlar? O da x bölü 6'dır. O zaman şimdi biz buraya açıyoruz. Eksi 1 artı çarp. Şimdi tanjant beta nedir arkadaşlar? x bölü 3'tür. O zaman burası da x bölü 3'tür. Tanjant teta nedir? Burası x bölü 6'dır. Burası da x bölü 6'dır. Ve tanjant a'yı biz burada aynı zamanda 1 bölü x bulmuştuk. O zaman buraya da 1 bölü x yazalım. Buradan x'in kaç olduğunu bulmaya çalışalım. Şimdi şurası payda eşit derseniz bunun altına 2 yazarsanız o zaman üst taraf ne geldi? x bölü 6 geldi. Bölü 1 artı x kare bölü 18. Neye eşit? 1 bölü x eşit. Doğru. Şimdi içler dışlar yapalım. 1 artı x kare bölü 18 eşittir. x kare bölü 6'dır. Bunu bu tarafa atalım. Ne oldu? 1 eşittir. x kare bölü 6 eksi x kare bölü 18. Tekrardan bir payda eşitleyelim. Buraya 3 yazalım. O zaman ne yaptı? 2x kare bölü 18 1'e eşitmiş. O zaman x kare buradan 9'muş. x de buradan kaçtır arkadaşlar? 3'tür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'ymış. Şimdi geldik sorumuza. Diyor ki bize bir ABC üçgeni vermiş. AD ve AE birleştirdiği zaman burada BD, DE ve EC birbirine eşitmiş. Şimdi açıları bu şekilde vermiş alfa beta teta diye. AC neymiş? AB'den büyükmüş. 3 tane öncül vermiş. Tanjantla ilgileniyor. Yani karşı bölü komşuyla. Pek benim hipotenüsle bir işim yok açıkçası. O zaman şöyle bir hareket yapsam şuradan şunu siyah değil de kırmızıya çeksem. Şuradan bir tane dik atsam, bir de şuradan dik atsam. Aslında aynı zamanda ne oldular? AB'ye paralel oldular. O zaman burası 90, burası 90. Şimdi mesela burası A, burası A, burası A'dır. Değil mi? Şimdi bu benzerliği kullanırsanız burası B, burası 2B, burası da ne yapacaktır? 3B yapacaktır. Şimdi teker teker açıları kullanmaya çalışalım. Şimdi mesela buradaki açı alfa, şimdi şu açı alfa iç ters açıdan bu açı da alfa. O zaman ben tanjant alfa için A bölü 2B diyebilirim. Varan 1. Bak şimdi şuradaki üçgenden de tanjant teta'yı kullanabilirim. Değil mi? Şurada bir üçgen var ya. Orada da tanjant teta'yı kullanabilirim. Tanjant teta da ne yaptı? B bölü 2A yaptı. Peki. Bir de şurada bir şey vardı. Bir daha tekrarlayalım bunu. ACAB'den büyük. Yani 3A büyüktür. 3B yani buradan çıkarılacak sonuç AB'den büyüktür. Peki bakalım. Şimdi birinci öncüle diyor ki size tanjant alfa ile tanjant teta'nın çarpımı. Yani a bölü 2b ile b bölü 2a'nın çarpımı. Bu birinci öncülümüzden bahsediyoruz. A'lar birbirini götürür. B'ler birbirini götürür. Bunun ikisinin çarpımı ne geldi? 1 bölü 4 geldi. Evet birinci öncülümüz doğruymuş. Şimdi tanjant alfa ikinci öncülde bize ne diyor? Tanjant alfa yani a bölü 2b büyüktür b bölü 2a'dan. Tanjant teta'da. Şimdi a b'den büyükse o zaman güzel kardeşim biz şurası için AB'den büyük olduğu için bileşiktir diyebilir miyiz? Bileşik kesir gibi. Yani birden büyük. O zaman burası birden küçük olacak. Burası da basit kesir gibi düşünebiliriz. Ha Değil ama öyle düşünebiliriz. Ya da şöyle söyleyeyim. A bölü B nereden büyük? Birden büyük. O zaman B bölü A'da nereden küçük? Birden küçük. Şimdi ikiler iki taraftan da gitsin zaten. Bu ikiler yok gibi düşünelim. O zaman A bölü B büyüktür 1, o da büyüktür b bölü a. O zaman doğal olarak a bölü b, b bölü a'dan büyüktür. O zaman ikinci öncülümüz nedir? Doğrudur. Birinci öncülümüz de doğruydu, ikinci öncülümüz de doğru. Şimdi sıra geldi üçüncü öncülümüze. Yalnız burada tanjant beta'dan bahsediyor. Şimdi üçüncü öncülde tanjant beta'yı kullanabilmemiz için orada beta ile ilgili fikrimizin olması lazım. Bir bakalım be. Şimdi şurası alfa artı beta ya da şöyle diyelim alfa beta teta'nın toplamı ne güzel kardeşim 90 sana beta ile ilgili yorum yap diyor ya o zaman 90 eksi beta ne yapacaktır? Alfa artı teta yapacak mıdır? Yapacaktır. Çak o zaman her iki tarafın kotanjantını e, 90 eksi beta o zaman burası artı 1 eksi çarp. Şimdi burası ne yaptı? Tanjant beta yaptı. Değil mi? Devam. Şimdi her iki tarafın kotanjantını mı aldık? Yok. Şöyle yapalım. Her iki tarafın kotanjantını almayalım da tanjantını alalım. Şimdi tanjantını işlem yapmak daha kolay. Bunun tanjantını alırsak o zaman burası ne gelecektir? Kotanjant mı gelecek? Tamam. Kotanjant gelsin. Sıkıntı yok. O zaman tanjant 90 eksi beta ne demek? Kotanjant beta. O zaman ben şimdi buranın neyini alıyorum? Tanjantını alıyorum. Şimdi tanjant alfa. Tanjant alfa neydi? A bölü şuraya yazalım isterseniz. Tanjant alfa ne yapar? Şuraya yazalım. Artı 1 eksi çarpım. Şurası eksi burada olacak. Şu sil. Şunu da şuradan sildim. Tamam. Okey. Şimdi tanjant alfa nedir arkadaşlar? Şuradan alırsak a bölü 2b'dir. Tanjant teta nedir arkadaşlar? O da b bölü 2a'dır. Şimdi burası a bölü 2b. Burası b bölü 2a. A'lar birbirini, b'ler birbirini götürdü. O zaman alt taraf ne geldi? 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 geldi. Doğru mu? Şimdi bu 3 bölü 4 takla atarsa 4 bölü 3 yapacak mı? Yapacak. O zaman 4 bölü 3 tane hatta A bölü 2B'nin şu ikilerinde 1 bölü 2 parantezini alırsanız A bölü B artı B bölü A yapacaktır. Bu ifade ne eşitti? Kotanjant B'ye eşit. Şimdi o zaman kotanjant B için biz ne diyelim? 2 bölü 3 parantezinde A bölü B artı B bölü A diyelim. Şimdi şurada biraz işler karışacak ama hani bunu yapmak zorundayım. Nereye yapayım? Şuraya yapayım. Bakın. Şimdi ben şuradaki A bölü ve B bölü A hakkında bilgim yok ama şöyle bir şey var. Aritmetik ortalama geometrik ortalamadan her zaman büyüktür. O zaman ben aritmetik ortam alırken ne yapıyorum? Mesela A bölü B ile B bölü A'yı toplayıp 2'ye bölersem ben bu iki sayının aritmetik ortalamasını aldım. Büyük eşit Geometrik ortalaması nedir? A bölü B ile B bölü A'nın çarpımıdır. Yani burası nereden büyüktür? Birden büyüktür. O zaman burası birden büyükse burası nereden büyükmüş? A bölü B artı B bölü A da doğal olarak kimden büyükmüş? 2'den büyükmüş. O zaman burası 2'den büyük. O zaman burası 2'den büyükse kotanjant beta ne olmuş oldu? 2'den büyükse 4 bölü 3'ten büyük olmuş oldu. Değil mi? Eşitlik olmayacak orada. 4 bölü 3'ten büyük olmuş oldu. Şimdi burası 4 bölü 3'ten büyükse tanjant beta da nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'ten küçüktür diyebiliriz. Yani üçüncü öncülümüz de doğrudur. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Edirne'dir. Şimdi ilk sorumuza bize demiş ki alfa demiş 0 ile 2 pi arasında 11 tan kare eksi 1 eşittir 2 sekant kare x demiş. Şu tanjantı bir düzeltelim bir. Tanjant ne demekti? Sin bölü kostu. O zaman biz buna şöyle diyelim. 11 sin kare x bölü kos kare x diyelim. Eksi 1 yerine buna da kos kare x bölü kos kare x diyelim. Şimdi paydaları götürmeye çalışacağım. Sekantta neydi arkadaşlar? 1 bölü kos kareydi. O zaman 2 bölü kos kare x yapar. O zaman bütün kos kareler gitti. 11 sin kare x eksi kos x yerine de şey yazalım isterseniz. 1 eksi sin kare x yazalım. Olur mu? 1 eksi sin kare x kaç eşit oldu? 2. O zaman buradan ne oldu? 12 sin kare x eksi 1 eşittir 2. O zaman buradan sin kare x ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü 4 gelecek. Buradan bizim sinüs x'imiz nedir? 1 bölü 2'dir ya da buradan sinüs x'imiz nedir? Eksi 1 bölü 2'dir. Bu denklemin kaç kökü var derse bu şekilde bir tane birim çember gibi spiral yaptığımızda o zaman 1 bölü 2'ye denk gelecek 2 tane nokta var. Eksi 1 bölü 2'ye denk gelecek 2 tane nokta var. O zaman bizim toplam 4 tane kökümüz vardır diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki alfa diyor 0 ile 90 arasında ayan geometrik dizisinin ilk 3 terimi sırası 1 sin alfa kos alfa olarak veriliyor. A4 de neymiş? 1 bölü 4 O zaman bizim terimlerimiz şöyle galiba. 1 sin alfa sonra kos alfa Sonra ne olacak? 1 bölü 4 mi olacak? Aynen. Diyebiliriz. Şimdi mesela geometrizinin kurallarını kullanarak mesela alt indisleri topla mesela A10 A23'ün çarpımı A8 ile mesela burası 33 yaptı mı? O zaman burası da 33 yapacak şekilde ne yapabilirsiniz? İkiller seçebilirsiniz. Bakın sol tarafta da iki tane sağ tarafta da iki tane olduğu sürece alt indisleri toplamı bir, bak, bir daha söylüyorum. Alt indisleri toplamları kaç yaptı? 33 toplamları eşit olan burada da 33 o zaman alt indisleri toplamları eşit olan terimlerin çarpımları birbirine eşittir. Yani mesela sen A1 ile A4'ü çarptın ya A2 ile a 3 çarptın ya bunlara eşittir diyebilirsin. O zaman sin alfa şimdi şurası sin alfa şurası da cos alfa değil mi? Şunu silelim. O zaman 1 ile 1 bölü 4'ün çarpımı. 1 ile 1 bölü 4'ün çarpımı. Şimdi bize ne soruyor? Alfayı soruyor. O zaman mesela bak ikisini de 2 ile çarparsanız ne olacak? 2 çarpı 1 bölü 4 eşittir 2 sin alfa kos alfa yapacak. O zaman burası ne geldi güzel kardeşim? Sin 2 alfa mı geldi? Evet sin 2 alfa geldi. Peki sin 2 alfa neye eşitmiş? 1 bölü 2'ye. Ha güzel. O zaman burası kaçmış? 30 derece mi? O zaman alfa ne yapar arkadaşlar? Pi bölü 15'ten pi bölü 12 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelecektir? Adana gelecektir. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki A doğru parçası O noktası etrafında pozitif yönde yani bu tarafa doğru 90 derece döndürülürse diyor yeni konumu B diyor negatif yönde diyor 180 derece döndürülürse diyor yeni konumu C olmaktadır. Şimdi biz bunu bir koordinat düzlemi üzerinde belirtelim. O zaman şurada sadece birinci bölge verilmiş biz diğerlerini çizmeye çalışalım. Şimdi bunun rengini değiştirelim. Şimdi benim normalde A noktası burasıydı. Ben 90 derece saat yönünün tersine yani pozitif yönde çevirdiğimde A noktası ne oldu? B noktası oldu. O zaman burası B'ymiş. O zaman burası 90, burası bu arada alfa'ydı. Daha sonra bizden ne istiyor? B negatif yönde 180 derece döndürülürse. Şimdi böyleydi. Negatif yönde 180 derece döndürülürse şu şekilde doğrusal olacak. Böyle oldu. Bu noktanın da Yeni adı C'ymiş. O zaman burası da C'ymiş. Bu noktada ne noktasıydı? A noktasıydı. Burası da bir birimdi. Şimdi bize dediğine göre B ve C noktanın hapsisleri çarpımı. O zaman biz bu noktaların hapsislerini bulalım. Şöyle buradan bir indirelim. Şimdi burası kosinüs alfadır. Burası da sinüs alfadır. Doğru mu? Şimdi aynı şeyi buraya beta, buraya alfa dersek açı taşıdığımızda buradan devam ettirirsek ki bu çubuğun uzunluğu bir birimdi. Şu üçgen içerisinde sadece bakacak olursak burası kosinüs alfa, Burası da sinüs alfadır. Şimdi ben sadece uzunluklarını yazdım. Yalnız bana koordinat değerleri lazım. Şimdi bunun uzunluğu sinüs alfadır ama apsisi eksi sinüs alfadır B noktasının. Ordinatı kosinüs alfa o zaman yine kosinüs alfadır diyebiliriz. Bu bizim için hangi nokta? B noktası. Sıra geldi C noktasına. Şimdi burası alfa ise bakın şuradaki ters açıdan burası da alfadır. Şunu şuradan tamamladım. Burası 90, burası 1. Burası kosinüs alfa. Burası da ne yap yapacak arkadaşlar? Sinüs alfa. Yalnız C noktasının koordinatlarını yazmak istediğimizde bizim buraya yazdığımız sadece uzunluktur. Ama apsis değeri eksi kosinüs alfadır. Ordinat t ise eksi sinüs alfa olacaktır. Yine aynı mantıkla. Bu da C noktası. Bize diyor ki B ve C noktaların apsisleri çarpımı K. Şimdi apsisleri çarpımı deyince eksi sinüs alfa ile eksi kosinüs alfayı çarpıyorum. Eksi sinüs alfa çarpı eksi kosinüs alfadır diyorum. Bu bizim için ne oluyor? K oluyor. Peki. L noktası ne? Ordinatları çarpımı. Yani kosinüs alfa ile eksi sinüs alfayı çarpıyoruz. Kosinüs alfa ile eksi sinüs alfayı çıkartıyoruz. Bu da ne oluyor bizim için? L oluyor. Bizden ne istiyor? K eksi L'yi istiyor. O zaman şimdi şurası artı oldu. Sin alfa çarpı kos alfa yaptı. Eksi. Burası eksi kos alfa sin alfaydı. O zaman çıkardığınız zaman değil mi? Burası toplamaya dönecek. Yani burası da cos alfa sin alfa yaptı. O zaman k eksi l bizim için nedir arkadaşlar? İki tane sin alfa cos alfadır. Bu da bizim için nedir? Aslında yarım açıdan sinüs 2 alfadır. Alfa türünden eşit işte ne olacak o zaman? Edirne olacak diyebiliriz. Yani doğrucağımız edir Edirne'ymiş. Şimdiki sorumuza bize diyor ki arksinüs 2b eksi 2a ile 4b eksi a kapalı aralığından nereye tanımlı? C p ile kapalı aralığında tanımlı sinüs fonksiyonu bir bir örtün olacak şekilde sınırlandırılarak ters fonksiyonun tanım ve değer kümesi verilmiştir. Şimdi normalde biz şöyle yapalım. Sinüsün içerisine ne yazıyoruz? Açı yazıyoruz. Karşılığında ne görüyoruz? Değer görüyoruz. Arc sinüste de biz içeriye ne yazacağız? Değer yazacağız karşında ne göreceğiz? Açı göreceğiz. Şimdi normalde hani birebir ve örten olması için biz ne yapıyorduk? Fonksiyonu sınırlıyorduk. O zaman arc sinüsün tanım kümesi eksi 1 ile 1 de o zaman 2b eksi 2a kaç yaptı arkadaşlar? Eksi 1. 4b eksi a da kaç yaptı? 1 yaptı. Şimdi buradan işlem yapalım. a'yı b'yi bulalım isterseniz. Mesela alttakini eksi 2 ile çarpalım. O zaman ne oldu? 2b eksi 2a eşittir. Eksi 1. Eksi 8 B artı 2 A eşittir eksi 2. Topladığınız zaman 2 A'lar gidecek. O zaman eksi 6 B eşittir eksi 3'ten B'si kaç geldi arkadaşlar? 1 bölü 2 geldi. Şimdi B yerine 1 bölü 2 yazalım. Mesela buraya B yerine 1 bölü 2 yazarsak burası ne yaptı? 2 yaptı. 2'den ne çıkartırsak 1 yapar. 1. O zaman A'sı da kaç gelecek? 1 gelecek. Şimdi biz A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Şimdi bunlar kenarda beklesin. Sıra geldi C ile D'ye. Şimdi normalde eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında sınırlandırmalı ki fonksiyon birebir örten olsun. Yani ben, benim fonksiyonum şöyle aslında. Sınırlandırılmış şöyle bu şekilde. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında ben şu an sinüs fonksiyonun bir kısmını çizdim. Neden böyle bir şey yaptım? Fonksiyonun birebir olduğunu ve örten olduğunu görelim diye. Bakın şu şekilde ben şu çizgileri başka renk yapayım isterseniz. Mesela kırmızı yapayım. Şu an fonksiyon neydi bizim? Birebirdir ve örtendir. Eksi birden bire kadar. Bu sinüs fonksiyonu için kısıtlanmış hali. Yani sinüs fonksiyonu nerede kısıtlıyorum ben arkadaşlar? Eksi pi bölü 2. Pi bölü 2 de kısıtlıyorum. Ama benim görüntü kümemde bir değişiklik olmuyor. Çünkü fonksiyon ne olması lazım? Örten olması lazım. Art sinüs yaptığımızda da bu arkadaş ters dönecek. O zaman eksi 1, 1 aralığından nereye tanımlı olacak? Eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığına tanımlı olacak. O zaman burası eksi pi bölü 2 pi bölü 2 ise c buradan kaçtır arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'dir. D kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Dediğine göre ark d bölü a. Şimdi d'si 1 bölü 2 idi. Onu yazacak yer arıyorum kendime. D'si 1 bölü 2 idi. Neye bölüyorum arkadaşlar? A'ya bölüyorum. Yani a kaçtı? 1'di. O zaman burası ne geldi? 1 bölü 2 geldi. O zaman bu ifade ark 1 bölü 2. Şimdi geldik ikinci ifadeye. Yani buna şimdi onun da b bölü c'ymiş. B'si ne? 1 bölü 2. C'si ne? Eksi 1 bölü 2. Birbirine böldüğümüz zaman eksi 1 geldi. O zaman biz buraya ne yazıyoruz? Ark sinüs eksi 1 yazıyoruz. Şimdi bizim 2 saattir uğraştığımız ifade buna döndü. Şimdi biz bu ifadenin karşılığını bakıyoruz. Şimdi ark gördüğümüzde ne yapıyorduk? Şimdi şurayı bir silebilir miyim? Şurayı sileyim. Orası çok fazla karışıklık olmasın. Diyelim ki ark kosinüs 1 bölü 2. Mesela biz Buraya alfa dersek kosinüs alfa 1 bölü 2 ise alfamız nedir arkadaşlar bizim? 60 derecedir. Şimdi bunu bulduk. Doğru mu? Sıra geldi buna. Biz buna beta dersek o zaman sinüs beta ne yapacak arkadaşlar? Eksi 1 yapacak. O zaman beta'ya da biz ne diyeceğiz? Tanım kümesine baktığınız zaman eksi 90 diyeceksiniz. O zaman biri 60 oldu biri eksi 90 oldu. Bunları ne yapmamızı istiyor? Toplamamızı istiyor değil mi? O zaman 60 ile Eksi 90'ı topladığınız zaman ne yapar? Eksi 30 derece yapar. Eksi 30 derece şıklarda baktığınızda da hangisine vardır? Adana vardır. Yani doğru cevabımız eksi pi bölü 6'dır diyebiliriz. Bu da sorumuzun çözümüydü.